var. Şarkı söylemek sen çok, çok acayip bir yetenek. Sen de çok iyi konuşuyorsun. Ya estağfurullah. Ya ne demek şimdi? Şöyle şey birbirimizi övmeyelim. neyse. Çok şaka geliyor. Aklımı asla yapmıyorum. Şimdi senin bu süreçte ben bir gün seni aradım. Dedim Vodafone Red'le bir işbirliği hayal ediyoruz. Sen kendi sürecini anlatsana. Bütün, ya burada bir sürü pazarlama profesyoneli var ama yani biraz da senin perspektifinden bu iş nasıl ilerliyor, nasıl yürüyor? Yani açıkçası Vodafone Red'le çalışmadan önce bunu biraz manifest etmiştim. Gerçekten çok çalışmak istiyordum çünkü ve zaten çok uzun süredir de sivil hayatımda bir Vodafone Red kullanıcısıyım. Çok markanın vizyonu, enerjisi, yeni medyaya olan desteği ve heyecanı çok öğrendikçe çalışmak istediğim ve daha da kendimi uyumlu gördüğüm bir hale aldı. Ve en sonunda da ne şükür ki oldu. Birlikte çalışıyoruz. Benim için bir markanın yüzü olmaktan çok daha fazlası oldu Vodafone Red. Çünkü bir markanın yüzü olduğunuzda reklam filmi çekersiniz. Eğer üstüne bir de şarkıcıysanız bir jingle söylersiniz. Bir fotoğraf çekimi yaparsınız ve bu bir paket halinde yıllardır süre gelen bir yüzü olma hikayesidir bir reklamın, bir markanın. Burada öyle değil. Burada aslında beni daha da tanıdıkça ve iletişime geçtikçe ve birlikte neler yapabiliriz konuştukça beni daha fazla çeken şey şu oldu aslında. Ben size şöyle anlatmam gerekiyor galiba, değil mi? Şöyle oldu. Benim tam olarak kariyerimin vuku bulduğu yer aslında yeni medya olduğu için, aslında YouTube olduğu için biraz da değişik bir kariyer yolculuğum ve dinamiğim ve parametrelerim var aslında bakarsanız birçok insana göre. Anlamakta da güçlük çekilen uzun süre ama artık anlaşıldığını düşündüm. Burada son derece ne yapmak istediğimi, nereden geldiğimi, nasıl bir yerde durduğumu, yeni medya ile olan ilişkimi son derece çok net bir şekilde kavrayıp çok başka ve doğru içerikler de üretmek üzere bir araya geldiğimiz bir marka aslında Vodafone Red. İşte yani en basitinden, benim için hatta en basiti değil, en hayal ettiklerimden biri olan global artistlerle şarkı söyleyebilme hikayesinde birlikte önce Yasmin Levy ile başlayan, devamında sürprizlerin olacağı ve henüz söyleyemeyeceğimiz çok güzel bir seri yapıyoruz birlikte mesela. Bu benim için en önemli şeylerden biriydi ve daha da yapacağımız bir sürü şey var. Bu anlamda çok meç olduğumuzu, çok uyumlu olduğumuzu ve birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Ben seyahat etmeyi çok severim. Otelde elimde sürekli iPad'le film izlemeyi, dizi izlemeyi görüyorsunuz ki az önce de gördüğünüz gibi çok severim. Yemek yemeyi çok severim. İki kere söylediğinden de anlaşıyor. İki kere mi söyledim? Yemek yemeyi çok severim. Hal böyle olunca bizim gibi insanların da çok uyumlu olduğunu düşündüğüm bir marka her şeyden önce. Kendi kişiselimde de, yani sadece işimde değil. O yüzden çok mutluyum. Birlikte de çok güzel şeyler yapacağız inanıyorum ki. Çok... İşinize çok meşhur bir adamdın. Daha meşhur oldun mu? Bu petrol ofisi, büyüklüğü, cesameti, işte sağda solda yüzünü görüyor musun? Zaten evet. Görüyordun da daha çok görüyor musun acaba? Yani görüyorum. Biraz modada eksik var gibi. Outdoor'larda. Teşekkür ediyorum. Yani hayatımda köklü bir değişiklik olmadı açıkçası. Yüz kızartıcı bir suç işlemeden... Bir eşin dostunun şakaları dışında diyorsun. Şakaları dışında. Onlara da doğru terminolojiyi ulaşmamız gereken 15 ayımız var. 15 aylık bir yolculuktayız. Yani çok uzun sürüyor olması ve devamlı karakterimizin yaşıyor olması durumu beni heyecanlandırıyor. Yani başka kampanyalar çekildiğinde işte ne bileyim 3-4 reklamı çekiyorsun ve onlar sene boyunca yayınlanıyor, devam ediyor. Ama bizim karakterimiz hayatına devam ediyor, macerasına devam ediyor. Petrol ofisini anlatmaya, tanıtmaya, gelenlere hizmet vermeye devam ediyor. O anlamda aslına bakarsan bir dizi gibi, bir dizi karakteriyle bir yaşamaya devam ediyor. Sadece hizmet etmeye devam etmiyor, böyle bir takım dertler de çözüyor. Evet. Yani yardım ediyor. Hep orada yani. Hizmet etmek için her şeye hazır bir karakter. O yüzden şöyle söyleyeyim, bir tane çektik işte, daha yayınlanmadı, öde geç sistemi var. Dolayısıyla
bir işi yok yani. Ödüyor ve geçiyor. Yani kendi kendine karpuz ödeyip geçiyor. Mesela karakter o kadar seviyor ki hizmet etmeyi, yani mutsuz oluyor ödeye gelişimle. Gittiği için, yani hizmet veremediği için, hani yani biz de hizmet vermek için dünden hazırız falan gibi böyle bir şeyler ekledik. Tatlı oluyor yani, böyle küçük dokunuşların olması hoşuma gidiyor açıkçası. Evet, gittikçe açılan bir hikaye olacak. Bir takım brief'e başlık olan konular, o konulara taktığımız minnoş küçük hikayelerle devam edeceğiz. İlk sonuçlar geliyordur diye düşünüyorum. Var mı efendim söylem olsun, uraz olsun, olmuş mu? Ne diyorlar abi? Ne diyor? Tamam. Tamam. Yani işte bu sahneye dans ederek çıkıyor olmamızın arka planında Yekta Bey'in yaptığı bir espri vardı. CMO'ların işi zordur, dans etmesi gerekir. Böyle böyle oynaması gerekir dedi. Biraz ondan öyle çıktık. İşte oynamamak için açıkçası her şeyi ölçüyoruz. Aslında Yelda bahsettiğimiz Uraz'ı bile de olsa hani herkese sorduk, nasıl bilirsiniz, iyi mi bilirsiniz diye. Tamam dedik. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ki inanmayacaksınız yani, araştırma direktörümüz ya bunun nesinin araştırmasını yapıyoruz? Bu adam iyi para harcatma bana dediğini bile hatırlıyorum. Başladılar işte, bayimiz gitti çeyrek altın taktı. Marmaris'teki Marina istasyonumuza dünyanın en büyük yatlarından Roman Abramovich'in adını unuttum bilmem ne yatı geldi. 8 saat süren bilmem kaç mililitre ikmal yaptı. Moritanya'da Türk balıkçıları avcılık yaparken yakıtsız kaldı. Petrol ofisini aradılar, aracı olduk. İşte gittik orada yakıt ikmali yaptırdık. Envai çeşit hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve hatta Reci'den rica edeceğim. Son bir ayda karşılaştığımız iki tane daha enteresan hikayeyi isterseniz birlikte seyredelim. Reklam filmi değil. Değil. Ya bakın artık tarih gözüküyor mu? 25 Eylül. Ya Malatya'da bir istasyonumuz, bir beldede helikopterin yakıtı bitiyor. İstasyona iniyor arkadaşlar. Yakıtı bitiyor. Biziz. Yani bu sektörde ilk defa başımıza geliyor. Yani çok içinde izledik. Bize de bir güzel bir anı oldu. İnanılmaz. Ya da diğer örnek. Biraz daha müzik ürkütücü ama bu da Bursa'da oldu 2-3 hafta önce. Ya vatandaş yolda giderken kuru yemiş yiyor, boğazına kaçıyor. Buraya kimin ne zaman geleceği gerçekten belli olmaz. Biz hep hazırız. Cidden öyle, personel ilk yardım eğitimine gidiyor. Heimlich manevrası, hiç ben de bilmiyordum. Onu yapıyor, işte vatandaşın hayatını kurtarıyor. Ya böyle böyle sayısız hikayeli insan hayatına değen bir markayız ve yani bir şey aslında çekecek miyiz? Böyle bir şey çekmeyeceğiz değil mi? Gerçeği var, diye çekmemize gerek yok diye düşünüyorum. Bu olmaz ama helikopterle yatı düşünüyorum. Yani bakarız bir yere, anlaşırız inşallah. Özetle çok soğuk bir RTB'yi, yani sıcak bir ilişkiye döndürdünüz ve aslında biz tüketiciye ne kadar yakın olduğumuzu hatırlattınız. Ve ne kadar uzak olduğumuzun bir taraftan da farkına varmamızı sağladınız. Ve bence de ortaya harika bir kampanya fikri çıkmış yani oldu. Bizim açımızdan da, bizim bunlardan haberimiz yoktu hikayeye çalışırken. Bizim çok basit hesabımız vardı. 1900 tane nokta var. Bu memleket zaten kocaman. Bir de böyle hep mozaik diye bahseden öyle insan var, böylesi de var, şu tip var, o ikisi kardeş ama biri öyle, biri böyle falan diye işte araştırmaya gidiyorum ben de oluyor. Şu ortaya çıktı, herkes sana bayılıyor. Bizde 85 bilinirliğin var. Herkes bayılıyor, iyi babasın, iyi oyuncusun, öylesin, böylesin falan. Biraz işimize geldi yani, çok güzel oldu bizim açımızdan. 115 boşluk görüyoruz zaten. Yani oralar herhalde tanımayanlar gelmemişse demek. Şeyi merak ediyorum yani, hani bize öyle bir his verdin herhalde ki biz hani bu karakter, bu adam oynar gibi bir yere çıktık. Onu merak ederek soracağım. Benziyor musun bu karakterinle, kampanyadaki halinle? Hani rahat oynuyor musun demeyeceğim, oynarsın yani. Oyuncu olunca evet, insan oynuyor ama rahat oynuyor musun? Kendine benzetiyor musun? Yani benzettiğim yanları var tabii ki. Orada da böyle yardımsever, işini doğru yapmaya çalışan, çalışkan bir adamı oynuyorum. Ben de öyle benziyorum. Çok arkadaşlarım şakalar yaptı pompacıyı oynadığım için. Hani bunlara maruz kaldım. Biz de efendim akaryakıt satış görevlisi. Akaryakıt satış görevlisi, doğru kullanım arkadaşlar. söyleyelim. Politik doğruculuk kavramı içerisinde böyle konuşmak lazım. Ben mutluyum ya. Güzel bir sonuç çıktı. Hatta size bir reklam oynadım. Şu şapkayı getirebilir misiniz? Hemen şey...